Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, evet, 300'ler piknik yapacak. 300'ler değil maalesef. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. O zaman oyunumuz başlasın. Ay, piknik yapacağız. Valla piknik yapacağız, piknik yapacağız. Kötü yanı evimizin hemen yanında. O da var. Ama olsun yani. Kocaman bir bahçemiz var değil mi? Bu bahçelerden daha büyük bir bahçemiz var. Allah kafamı yedi. Değil mi? Aslında evet, bu da doğru. Haydi kızlar. O zaman ilk önce bunları böyle bir bırakalım. Yalnızlık da çöpe atmayın bakın. Yoksa sizi döverim. Şöyle şuraya koyalım. Ay düştü. Neyse şunun masanın üstüne koyayım ben. Çantada ya şöyle şurada hemen kenarda dursun. Ne dersiniz? Olur. Bu da kenarda dursun. Ya da bu da kenarda dursun. Ben bu çöplerin kokusunda yaşayamayacağım. Ben bunları toplayacağım. Ay kız o kadar mı kötü? Yani ben o kadar olduğu, o kadar kötü olduğunu farkında değil mi? Evvela ben de yani o kadar mı kötü? Ay tamam tamam iyi misin? Çok kötü burası kokuyor. Dezenfektan almam lazım. Dezenfektan almak için yanımızda bulunan mini mağazaya gidebiliriz. Tamam. Neden kaybolduk? Burası Kokolife'ın bütün mağazası. Burada istediklerimiz gibi davranabilirsin. Sonsuz sayılar. Peki ne olacaksınız? Allah şuna iftar mı yaptın? Biz ne olacaktık? Dezenfekt. Anladın kızarıyla dezenfektan. Güneş kremi misiniz kızlar? Evet. O da kızların içine koydum. Hepinize yardım edin. Peki. Tamam bir dakika. Ay o zaman kötü. Evet. Şimdi ne yapsak? Ay sen niye gülmedin? Ay pardon gülemedim. Tamam da böyle kalsın. Ay kızlar. Hadi birbirimize tutalım. Ay valla sesinden. Bir saniye durulmuyor. Ay. Mesela burada dursun. Bayağı bir şey getirdik anlaşılan. Yani. Hadi film izleyelim. Hadi izleyelim ama oturamıyoruz. Mini market oturamıyoruz. Yine mi sorun? Yine mi siz? Evet yine biz şaşırdım mı? Hayır. Allah'ım yarabbim Allah. Tamam kızlar söylemeye bir sorun var. Anladığım kadarıyla evet 4 kişiyiz. Ay tamam ya. İyi konuşun. Tamamdır kızlar. Sağ olun, var olun. Tabii de var olacağım. Tamam. Ay şunu izleyelim mi? Evet. Yemek tarifleri programında konusunu okuyorum. Başlığı değil başlığı bu kadar uzun olmaz. Konusu yemek tarifleri kanalında yangın çıkıyor ve de
ve de seyirciler oraya geliyor, yardım istiyor. Evet, ama oraya giren herkes ölüyor. Ama aslında bunu yapan bir canavar. O canavarı buluyorlar ve de sonunda canavarı öldürüyorlar. Ve de artık her yeri suluyorlar. O canavar ateş canavarıymış. Her yerin ateş içinde yaşamasını istiyormuş. Hiç merak kalmadı ki. Doğru. Şunu seçeyim. Ay pardon. Şunu seçeyim. Konusunu söylemiyorum, izleyin. Bu bir şey pro... Bu bir normal bilgisayar işte. Ekranı. Çok korkunç bir film valla. Hadi başlayalım. 2 saat sonra. Hadi eğlenelim. Haydi. Kalk be. Kapandı. Tamamdır kızlar. Şimdi ne yapalım? Tamamdır. Şunları yiyelim bence. Hadi bakalım. İlk önce azıcık bir eskremi söyledim. Ben kendime süreyim şöyle. Yaydırayım azıcık. Sen de ona sürsene. Sonra yaydır. Sürdüm. Tamamdır. Yaydırıyorum. Ben yaydırdım bile vallahi. Ben yaparım. Hadi yaydır. Yaydırıyorum. Ay tamam tamam. Yaydın yaydırırsanız yani bir özür dilerim ama bana. Tamamdır. Bu siz ikinizin telefonu. Ben mor saçlı olduğum için mor tercih ettim. Yani sarıya daha beyaz yakıştığı için. Yani. Neyse oldu ya. Ben ortaya geçiyorum ben. Hazır ben böyle saçlıyım yani. Özel bir arkadaşınız var. Sen de şunu şöyle alsana. Yani çok güzel olur. Ha, çok güzel olmadı ya. Bu tarafa yapın. O zaman benim telefonum arkada kalacak. Ya kalmaz. Kalır. Bak kaldı. Ha. Ben bir tarafa yapacağım. Ben. Valla ben çok şanslıyım. Ortadayım ben. Ay tamam. Ben konuştukça konuştuk. Artık ben bakıyorum şimdi telefonuma. Allah Allah. Beni birisi aradı. Açar açmaz. Ben konuşuyorum valla. Hadi. Alo. Ne oldu? Ne? Tabii ki de. Hadi öptüm, bay bay. Bekleyin şurada. Ben geldim. Hoş geldin. Ben geldim. Hoş geldin. Ben bunu nereye getirdim? Tamam bir yırtık valla. Bunu ben oynamam söyleyeyim. Ay yırtık mı? Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hiç bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam kaç kişi olduk? 1, 2, benle 3, 4, 5. Tamam 5 kişi gelecek dediler. Bu kadar galiba değil mi? Aynen öyle. Bakın kızlar kimler geldi ama. Ama birisi hazırlıklı geldi. Çok iyi oldu bu işte. Ama biz her şeyi içeri hazırlamıştık. Neyse bir şey olmaz artık. Yani paylaşarak yeriz. Peki ben buraya oturayım. Orası benim yerim. Kızlar kalkın. Oturun. Yani oturun, biz ayakta bekleriz. Umar gelmeseler daha iyi olacaktı. Ama onlara borcum vardı. Neden borcum vardı? O zaman ne kadar ya. Dinlemek istiyor musunuz hepiniz? Aynen öyle. Bu hikayenin anlatma sebebi şöyle.
Ya da ben bunu size gece anlatayım. Peki. Şimdi mutlu olalım. Mutlu olalım. Pozitif enerji. Tamamdır. Hadi bize şöyle şurada oturalım. Sen şöyle şurada otur. Ben de şöyle şurada şey yapacağım. Ben şöyle şuraya gireceğim. Giremiyorum. Küçük çocuklar için tasarlanmış. Tamam. Ay. Ben neden hiçbirimizin sevmediği şeyleri getirmişim? Ben bunları getirmedim ki, annem koymuş. Ben çok güzel şeyler koymuştum. Annem bunları koymuş. Hayır, olamaz. Bu olamaz. Arkadaşlar, bu arada yeni bir şey keşfettim. Bakın şimdi. Bu ikisi aslında bunun için böyle ya. Tamam, bunu birleştirdiğinizde böyle Mentos oluyor. Pardon, paketiyle birleştirdiğimizde Mentos oluyor. Valla. Valla bile. Neyse. Şey, piknik çantasına bakalım. Bunlar çok kötü şeyler. Ama sevmiyorum. Neyse, hadi deney yapalım. Bunu yapalım bari. Özür dilerim size. Yani bunları yaratıklarım. Ben de böyle olmasını hiç istemiyordum ama. Yani oldu. Ben de onun böyle olmasını hiç istemiyordum. Lollipop. Ben bu lollipop sevmem ki. Bu lollipopları da sevmem. Bir tek pijamalar doğru. Bu nasıl oluyor? Kızlar pijamaları giyin. Anlatırım ben size. Başımdan geçen olayları. Bunları piknik çantasına koyabiliriz kızlar. Ben anlatacağım olayı. Sen neden diyorsun ki? Neden bahsediyorsun yani? Ben mi? Neyse, boşver. Ya hayır, o senin tişörtün. Pardon, sinimden öyle diyorum. Çok sinirlendim. Neden sinirlendin? Bunu yapamadığımız için anla. Ne güzel, burada şimdi oyun oynayacaktık. Buradaki tüm boncukları alacaktık. Parkur yapacaktık. Bunları dağıtacaktık. Boncuk çıkıyordu. Olamadı. Olamadı. Telefonları bırakın. Çok dağınık. Çok dağınık. Gelin biz evde piknik yapalım. Ne bu kadar kötü olamaz. Olur. Olabilir. Sus. Burası boş. Neyse, ben burayı boşaltıp gelirim. Yani zaten hepsi yerinden çıkabilir şeyler ve de küçük bir yer. Tam bize göre. Boşaltırım ben. Tamam, şimdi size yasaklar ayarlamak da oldu. Beş tane olacak şekilde. Tamamdır, herkes bir yere etsin. Yasakları serdim. Gece olur. Anlasın hikayeyi. Tamam, hadi buraya geç. Neyse, ben de uzun surat olayım bari. Sen niye buraya geçtin? Bilmiyorum, buraya geçtim yerde ben. Başımdan geçenler sırayla şöyle. Bir gün biz çok güzel bir film izliyorduk. Kahkahalarla atıyorduk. Ben bu olayı biliyorum. Ben de biliyorum. Zaten ben de biliyorum. Ben alışıyorum. Neyse, tamam. Neyse. Ben bir
Hangisi benim anahtarımdı? Çiçekli olan, çiçekli olan. Peki ben kaçar. Neden kaçar? Tam da buradan kaçar. Piu. Ve de giderim. Gelirim ama başka bir çocuk var. O benim erkek arkadaşımdı. Merhaba. Bakın. Aa, onun bacağı yok. O yüzden getirdim işte. Yürümekte zorluk çekiyor. Azıcık bir yerde otursun istedim. Sen gel buraya. Tam bir şeyler arayayım ben. Şey şurada. Gel yanıma. Bak şunu alıyorum sana. Aa, çok güzel oluyor valla. Ve de onlar beni sattığını görür. Film izlemek. Film beraber izleyelim mi? Hayır, gel gidin başımızdan. Biz de katılalım azıcık. Yani neler yapıyorsunuz acaba? Oğlum ölüyorsun ona. Ay, çekilin be, sizi neler kadar eder? En iyisi görmezden gelmek. Peki. Neyse. Bak ben bunu ölüyorum. Sonunda da güzel oluyor. Oğla çok güzel oluyor. Ayaklama da seni aklıma görünce senin teyzem geliyor. Güzel espri dostum. Güzel espriydi. güzel espriydi. Bir arı fısıldadı da. Nerede acaba? Ay bilmiyorum. Neyse boşver. Herhalde şöyle şurada bir arı falan vardır. Ay biliyor musun ben, yani hani iki tane çocuk var ya. Aynen, bir tanesi böyle siyah, hep dağınık saçlı gibi, kahverengi, birisi de sarı böyle dalgalı gibi ama değil, böyle kısa. Bizden bahsediyorlar yes be. Evet, ben onlardan nefret ediyorum. Yeter ama, yeter, yeter. Bu sefer valla sivrisinek. Ama hiçbir yerim ısıramaz. Evet. Hayır, bana aşık olduğumu söylemişti. Bana aşıktın. Bana nasıl böyle bir şey yaparsın? Daha dün söyledin. Duyguların nasıl değişti? İğrenç bir sinek vızıldadı. Evet, çok çirkin bir sinek. Çok çirkin, çok. Aynen öyle sevgilim. Neyse. Şimdi bunu yürüyorum. Oo. Sen bildiğin bunlara hücum etmişsin. Evet annen, öyle hücum ettim işte. Bilmeden. Nasıl bilmeden? Neyse, ben hikayeye devam ediyorum. Onlar anahtarları koyuyorlardı. Görmedin ki, onları nereden biliyorsun? Çünkü onlar bana sonradan anlattılar. Oraya da geleceğiz. Ağlama. Ağlama. Yuvarlak denişmek istersin. Çekelim. Bu olabilir tatlı pembe bir şeyimiz. Pembe bardaklarımı doldurayım. Bugün pembeyi kullanmasın geldi nedense. Şundan alayım. Tamamdır. Sana da böyle vereyim. Ben böyle istiyorum ama sen böyle isteyebilirsin. Ben de
şuradaki şimalı var alayım. Peki sağdan onu koyayım. Mavi pardon. Neyse hadi gidelim. Evet evet aynen. O mallar. O mallar. O mallar. Hala biz düşünme peşindeler. Hala. İnanamıyorum. Boş ver onlara. Onları boş ver. Boş veremiyorum işte onları. Neden boş veremiyorum? Dondurma istemiyorum. Merve istemiyorum. Yoga yapalım mı? Hayır. Ay burada hiçbir şey yapasım gelmiyor. Burada da hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bunlar ne? Aslında ben de çok tatlı değil mi? Evet. Benlik de aslında. Ne daha çok yapışacak bakalım. Bana böyle durdu. Bana da böyle durdu. Valla sandalye yapıştı. Aynen. Aa, gözlük var şurada. Galiba onlar onu. Hadi gidip dava atalım. Ne kadar güzelim değil mi? Aynen çok güzel olmuşsun. Ben bunu yaptığım için özür dilerim. İğneyi atar ve de atar gider. Ona batar. Ve de minnacık bir kanar ama birden. Neyse işte siz emojiden anlarsınız. Evet. Olmuş. Allah'ım. Günahım neydi? Günahım. Ben de sen çok iyi biliyorsun günahımı. Ve de onu evden attıktan sonra... Ne kadar kötü bir şey yaptığım farkına vardım. Aslında doğru. Hata bende, ben özür dilerim. Nasıl telafi edebilirsin biliyor musun? Nasıl? Bizi bir yere davet et. Nasıl bir yere? Davet işte. Kesinlikle çok güzel olacak bence. Bence de çok güzel olacak. Peki piknik. Kızlarla piknik yaptığımda sizi de çağırırım. Hatta bu olayı anlatıyormuşum. Bir de çok kötü geçiyormuş. O gün çöbe çöbe ve Allah korusun demeyi unuttuk. Nasıl olur ama yani unuttuk. Biz de ayrı bir yani değişiyiz. Unuttuk, nasıl unuttuk? Evet unuttuk. Unuttuk işte. Tövbe tövbe demeye gerek var mı? Ya da Allah korusun. Yok ya. İnşallah yoktur. Dememize rağmen oldu. Evet. Hatta kimdeydi? Bendeydi yani. O kadar suçlu davrandım ki. Evet öyle davrandım. Evet öyle davrandım. Seni hala affedemedim. Bunları duyduktan sonra. Şaka şaka affettim ama bir daha da bir şey yaparsan. Seni sonsuza kadar affetmem. Peki. Sinirlerim bozuldu yine. Benim de. Biz kahve içtik, sandalye var mı? Ay yok valla. Ben bugün cezalıyım. Çabuk uyuyayım. Aynen cezalısın sen bugün. Hadi bakalım yiyelim. Ama o beni hala affedemedi. Evet ben seni affedemedim. Yani neden böyle bir şey yaptın? Neyse tamam şu kayın bölüyorsun.
Şöyle pijama atayım bari rahat bir şey bu. Rahat bir şey. Aha. Rahat bir şey. Neden çıkarttın ki? Bilmiyorum, bu daha rahat. Yatma kızım. Neden böyle bir şey yaptın ya? Çekilir misin? Sana hala ısınamadım. O gece ağladım ama onları belli etmemek için mutfakta aldım. Acıklı bir kaydırmış. Evet, acıklı bir kaydı. Evet, o gece... Ve de o gece kendime de kaçıp uyudum. Küçük bir ışık yaptım demek istemiyorum. 3 tane ışık yaptım. Ama yani evet yapmak zorundaydım. Çünkü çok korkuyordum kabus göreceğim diye. Onlar hiç yatmadı mevzular. Gündüz olduğumda uyandılar. Hesap sormaya gittiler. Neden bize böyle bir hücum yaptın? Özürünü affettik ama neden böyle bir şey yaptın? Yani merak ediyoruz sadece. Hadi Örgür bize söyle. Ne demişim? Ya. Ben hiçbir şey yapmadım. O beni birden... Yani hipnotize etti ki bir şey oldu. Bana öyle baş kurguladı ki. Onlar kötü. Onlardan nefret etmeliyse. Onlar bana şöyle şöyle dedi. Onlar senin aklında şöyle şöyle dedikodu yaptı dediler. Ben de sonra da şaka yapıyorum. Ama nedense ben onlara gıcık oluyorum. Yani çok güzeller. Benden daha güzel oldukları için onlara gıcık oluyorum dedi. Onların bacağı var, benim bacağım yok. Mallar falan dedi. Size baya baya ağır küfürler ettim. Daha mı sormak istemiyorum? Söyle. Çok merak ettik. Peki. Devamı. Ben sırf o ona gıcık olduğu için size bir gıcıklık yapmak istemişim. Sırf o yüzden... Bana para vereceğini söyledi. 10.000 TL. Yaptım. Vermedi. Sonra da birden bana yani baktı. Onu yapmaya devam etti. Ne olursa olsun yap. Beni seviyorsan, anneni seviyorsan. Bunu yaparsan anneni hep seversin. Bunu yapmazsan anneni hiç sevmezsin gibi şeyler söylüyordu. Evet, bunlar çok yanlış şeyler. Ay, ama ben birden yani bilmiyorum. Onu kabul ettim neden? Suç bende, hata bende. Nedense de kabul ettim yani neden olduğunu bilmedik. Tamam dedim. Böyle simsi bir tamam mı? dedim. Onlar da o da aferin benim koçuma falan dediler garip. Sonra da bana küfür et. Ben onu yapmak istemedim de ben bunları yapmayacağım. Ya sırf onun için onu yapmayacağım dedim. Sonra bana küfür etmeye başladı. Onu yapacaksın dedi. Ben de yapmak istemiyorum dedi. Evet ama o senin hakkında şöyle dedikodular yaptı dedi. Şaka yapıyorum dedi. Nedense şaka yapıyorum demesine rağmen ben yaptım yani neden olduğunu da bilmiyorum ama yaptım nedense. Yani sonra da öldü kesin. Allah bana bir yani işaret göndermek istedi. O çocuktan artık uzak dur. Öldürdüm onu. Artık rahat rahat yaşayabilirsin dedi. Özgür olabilirsin dedi. Özgür olan dedikleri yapmak zorunda değilsin dedi. O zaman da tahsandı ki o çocuk da. Neredeyse yani. Ve de büyük ihtimal bana
bir ceza daha vermek istedi. Pikniğin kötü olarak. Ama Allah korusun deseydik olması daha düşüktü. Ama gene de olabilirdi yani. Kısacası. Yani ben hata kendimde olduğunu düşünüyorum. Azıcık sendeymiş yani. Sen de bize yani bir düşünebilirdin. Yapmayı her gün mü söylüyordun? Kaç, ne zamandan beri yapıyorsun? Bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl mı? Evet, bir buçuk yıldır yapıyorum. Evet, gerçekten bir buçuk yıldır yapıyor. Evet, bir buçuk yıldır yapıyor yani bize uyduyor mu? Ama siz bunu bana yaptığında neden uyarmadınız? Uyardık ama sen duymadın, bağırdık. Ama sen sus, sus, sus dedin. Ve de bizi dinlemeyerek kulaklık taktın. Bizim sözümüzün ortasına kulaklık taktın. Bizi ne zaman görsen kulaklık takıyordun. O kulaklığı çıkarsaydınız, bir keresinde çıkartmaya çalıştığımızda benim elimi ısırdın köpek gibi. Benim de elimi ısırmaya çalıştın. Hatta benim dediğim kafamı böyle ısırmaya çalıştın. Yanağımı falan, saçımı falan çek. Benim de. Sonra bir süre sonra sizin giysilerinizi çalmaya başladım. Evet. Neden bilmiyorum ama çalmaya başladım işte. Ve de hala da çalıyorum. Kendimi durduramıyorum yani. Nedense durduramıyorum işte. Evet. Bu arada yani artık çalmıyorum. Rahat edebilirsin. Hayır, bu arada artık çalmıyorsun değil mi? Çalmıyor değil mi? Aynen, çalmıyor artık. Bir psikoloğa gitmeni öneririm. Ben de. Tamam. O günden sonra psikoloğa başladım. Psikolog bana çok güzel tavsiyeler verdi. Onları yaptım. Sonrasında... Puh, artık ben oldum. Evet. Yani iyiymiş. Bence de iyiymiş. Yani güzel bir hikaye. Ve de hikayenin kahramanlarında da ben varım. Ben de varım. Ama o çocuk da var. Bu çocuk bizim gibi güzel bir kahraman değil ki. Kötü bir adam. Evet, ve de gerçek hayatımızda yaşanmış bu olay. Neyse, o zaman... Tamam. Hadi dağılalım biz. Hadi dağılalım. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Bu arada gerçekten çok uğraştım yani. Videoya çok emek verdim. Lütfen beğenin. Ya en az 10 like alsın. Evet, en az 10 like alsın. Sizden çok bir şey beklemiyorum. Sadece 10 like. Ay tamam, bir 20 görüntü beğenme falan alsın. Yani kaç görüntülenme alırsa, o kadar beğeni alırsa çok mutlu olurum. Yani çok mutlu olurum lütfen. Evet. O zaman bay bay. Yeni bir şey eklemek istiyorum. Böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız böyle hikaye tarzında. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Azıcık uzattım ama neyse.